Selam millet, yeni bir Diablo videosuna hoş geldiniz. Geçen hafta söylemiştim zaten bu hafta beta var diye ve Druid'i oynamak istediğimi. Ee, önce bir Druid'i level 25'e kasayım dedim, sonrasında videoyu çek, çekmek istedim açıkçası. Şimdi zaten bu oldu, level 25 olduk. Bayağı bir Legendary falan topladık. Acaba bu beta mi, özel değil mi onu da bilmiyorum ama çok fazlasıyla Legendary düşüyor. Zaten hani düşmese bile hani ana oyunu geldiği zaman şu açık dünyada yapmış olduğumuz görevlerden işte eventlerden vesairelerden bu zımbırtılar birikiyor. Bu zımbırtıları town'da buradaki elemana geldiğimiz zaman zaten burada bir, bu işareti göreceksiniz. Ben de işte Almanca yazıyor ama fark etmez. İşaret işarettir. Hiçbir zaman değişmez. Buna geldiğimiz takdirde şurada mesela diyelim ki bunu almak istiyorum bir tane. Veriyor işte ya legendary verir ya mavi verir ya da herhangi başka bir şey verir. Şöyle bir deneyelim mesela diyelim ki kafalık yine mavi verdi. Ama Önemli değil. Ee, hani bu aynı aslında Diablo 3'teki Kadala gibi. Verebiliyor, vermeyebiliyor. Fark etmiyor. Benim sadece merak ettiğim konu şunu. E, mesela Legendary'nin daha üstü olacak mı acaba o oyunda? Çünkü Legendary o kadar çok kolay ve hızlı düştü ki yani ben açıkçası şaşırdım. Mesela diyelim ki bu e, şey geldiği zaman ııı hmm, e, Oyunun kendisi geldiği zaman Legendary'den daha üstün bir şey olacak mı olmayacak mı onu çok merak ediyorum. Aynı zamanda burada mesela bir şey dükkanı var. İşte normal sarı itemlerinizi Legendary'e çevirebilirsiniz ve kendi istediğiniz bir özellikle yapabilirsiniz bunu. Mesela bakayım sadece benim sınıfıma özel ne var? birinci skillimi kullandığım zaman crit şansımı %5 yükseltecek. Aynı zamanda um, o bak bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda yakınımdaki arkadaşlar veya e, kullandığım hani hayvanlarım için de geçerli olacak. Bunu mesela bu şekilde yapmak istediğim zaman 23.000 gold istiyor benden. Aynı zamanda birkaç tane de şu malzemelerden istiyor ve silah legendary oluyor. Bunu hemen yapalım. Bunu yapma sebebim şundan kaynaklanıyor. Bak %5 diyordu, %10 oldu. Demek ki belki item level'e de bağlı olacak şekilde yükseliyordu olabilir. Benim şu anda kullandığım silah mesela şey veriyordu. Torna, yani hortumu, yani hortum kullandığım zaman iki tane, hani iki, iki düşmanı takip etmesini yapıyordu. Fakat ben zaten kurt formunu kullandığım için benim için o skill tamamen gereksiz neden kurt formunu kullanıyorum ve söylemiş olduğum gibi ayı formunu kullanmıyorum onun sebebi de şundan kaynaklanıyor ayı formu çok daha az hasar vuruyor yani hasar vuruyor yine vurmasına hani hiç vurmuyor değil ama kurt formu çok daha fazla hasar vuruyor. Bir de kurt formunda şöyle bir güzel bir skill var. O da 3 numaralı skill. <laughs> ben de Tallwood yazıyor. Sizde muhtemel orada şey yazar. neydi ya? Rabbi ismi ne yazıyor olması gerekiyor? Yani Kudus. Kuduz, kuduz ata çok güzel bir skill aynı aslında Diablo 3'teki Witch Doctor gibi düşünebilirsiniz. Hani onun böyle bir asitli yağmuru vardı ya ya da asit püskürmesi vardı ya onun gibi aslında. <laughs> o, o, nedenle çok başarılı bir skill. Bu, rakipleriniz böyle hani eriyor. Yani düşmanlar bilin eriyerek yok edebiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda vurmanız da gerekiyor. Çünkü damage tiklere level'imize göre tabi daha düşük olduğundan dolayı. Gerçi hani skill şeyini fulllemiş olmama rağmen yine de az hasar vuruyor. ama dediğim gibi hani diğer karakterleri eğer soracak olursanız hani diğer karakterleri de deneyecek misin denemeyecek misin diye muhtemel oyun çıktıktan sonra denerim. E şu anda onun için vaktim yok. Bir de benim için hani aynı aslında WoW'daki gibi <laughs> Ee, gelişi güzel, hani karakter tipi falan hoşuma giren karakter oynamak istiyorum. Yani sırf bir karakter aşırı güçlü diye oynamak istemiyorum. <laughs> Çünkü biliyorum ki e, ilerleyen zamanlarda muhtemelen eğer ki mesela işte bir karakter çok diğerlerinden çok çok üstün olursa yani illa ki nerf gelir. Her zaman olduğu şey. <laughs> bu bahsetmiş olduğum open world eventlerden bir tanesi mesela şunu bir halledelim <laughs> Bak görüyor musun rakipler nasıl eriyor? Bak yanımıza bir tane eleman geldi. Bak bak etrafında böyle bir şey oldu gördün mü? Böyle bir değişik bir aura belirlendi. O ben sağladım o aurayı. çok güzel. Ha bak 35 tane şu zımbırtıdan geldi. Hani demiştim ya bunları toplayabilirsiniz açık dünyada. 35 tane bundan geldi tertemiz. Diğer şeyleri toplamayacağım şimdi. Yani ne diyordum işte gelişi güzel karakter oynamak istiyorum. Özellikle de zaten solo oynayabileceğim. Çünkü benim için hani vazgeçilmez noktası ve olmazsa olmaz noktası solo olması. Bu çok önemli açık Dünya'yı o yüzden zaten Lost Ark'a benzetmiştim. Lost ee, Ark'ta Lost Ark'da Lost Ark da aslında çok severek oynuyordum da ama işte Lost Ark'ta e, belli bir süre sonra solo oyun yalan oluyor özellikle raid'ler falan işin içine girdiği zaman. Ben de bıraktım oyunu dedim yani uğraşamam. Kimseyle. O yüzden de bıraktım. Şimdi burada umuyorum ki ilerleyen zamanlarda hani oyun çıktığında işte hani levelini atlarsın. Tertemiz işte akt 1, akt 2 vesaire falan nasıl gidiyorsa artık. Onları tamamladıktan sonra da ee, şeyi artık end content her neyse onu rahat bir şekilde yaparsın. Zaten hani geçen haftadan görmüştük World Boss'a solo bir şekilde girebiliyorduk etrafta tabi elemanlar vardı. World Boss'tan demişken de hani şey unutmayın. Level 25 olmadan oraya gitmeyin. Çünkü hiçbir anlamı yok. Tek atıp duruyor. Şimdi bu yazıları falan bilerek hızlıca geçiyorum. Hani hiç okumuyorum etmiyorum. Onun sebebi de hani oyun Almanca ya zaten ben kendim okuyacağım okumasını ama siz bir şey anlamayacaksınız bundan. Hani Almanca bilmeyen arkadaşlar, bilenler zaten anlar. O yüzden de bir anlamı yok. Bir de şimdi e, muhtemel her neredeyse her betada olduğu gibi bunda da büyük bir ihtimalle... Aa, bir dakika burada ne yazıyor? Aa. Aa, her grupta olduğu gibi... Aman ne diyordum ben ya? Aa unuttum vallahi ne söyleyeceğimi unuttum. Düşün yani kafam o kadar dolu ki söyleyeceğim şeyi bile unutuyorum ya. Neyse arkadaşlar umarım yani o eğlenirsiniz. Almak istiyorsanız oyunu alın. Gerçekten şu anda çok güzel görünüyor. Hani oynanışı falan ben sevdim açıkçası. Öneririm de. Ama tabii şimdi hani şu da bir gerçek. Şu anki haliyle öneririm. Hani ileride ne olur ne biter onu bilemem. E haliyle oyunun fiyatı da epey bir yüksek hani ülkemizde. 1700 TL mi ne? Um, O yüzden... Şimdi hani alıp da sonra pişman olmak var bir de yanlış hatırlamıyorsam Blizzard'ın bu Steam'deki gibi geri iade politikası da olmadığından dolayı hani şimdi boşu boşuna 1700 TL oynamayacağınız bir oyuna gömmeyin. En kötü şunu da yapabilirsiniz. Ya beklersiniz indirime girmesine çıktıktan bir süre sonra muhtemel indirime girer. Yani ne zaman girer indirime? Şimdi Haziran'da çıkacağına göre en erken büyük bir ihtimalle şeyde işte bu Black Friday olaylarında indirime girer. Büyük bir ihtimalle en erken. En geçtik şeyde kışın. Noel indirimlerinde girer. Ya da diğer videolarımda bahsettiğim gibi WoW'da Gold kasarsınız. O Gold'ları değiştirip token alırsınız. Tokeni e de e, Battle.net hesabınıza 150 TL gelecek şekilde dönüştürürsünüz. Ondan sonra o parayla al alabilirsiniz yani o şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi ben burada noktalıyım. Beğendiyseniz beni unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.